hükümdarın halkın ayrıtmasının madenin bir belirtisi olarak savaşa giderken beyaz giyinmesi, Malazgirt Savaşı'ndan önce Alparslan'ın, Balat Gazi'nin, Osmanlılar 1. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in, üst rütbeli subayların, komutanların savaşa giderken beyaz elbise giyip beyaz ata binmeleri, beyaz atla düşmanı saldırıp şehit olması, beyaz renkle ilgili yine geleneksel Türk mitolojisindeki davranışlardandır. Tezimde incelediğim romanlarda Türk mitolojik unsurların yine söylediğim gibi tamamı yok ama yine de elde ettiğim veriler az sayılmaz ve ben bütün bu verilerin diğer çalışmaları da başlangıç olacağını düşünüyorum. Hocam akla beraber maviden bahsettiniz mi şimdi? Yani gök kavramıyla. Yani hangisi mesela daha şey yapıyor, daha bir az... Mesela aklımda mesela aksöyek diye bir kelime var. Söyek şey manasında işte, evet. Kemik manasında. Beyaz kemikli olmak, beyaza ait olmak hep asalet simgesi. Mavilik, yani gök kelimesi bizim için en temel kelimelerden bir tanesi. Göktürk, köktürk gibi. Ama Batılılar da yine mavi kelimesini de kullanıyorlar. Mavi kanlı, asil anlamında. Evet. Acaba bizim için mavi, göktürklük, göklük başka nelerde kullanılıyor? Böyle temel bir şey var mı? Çok belirgin oldu. Genelde gök tanrı için kullanılıyor. Yani gök tanrı adı geçerken mavi kullanılıyor. Onun dışında beyaz bizde daha baskın. Daha baskın. Daha baskın. Beyaz, sevinç, işte siyah, matem rengi olarak. Yani bu kullanımları ben çok fazla hani geç anlatmadım, anlatmıyorum şu anda. Çünkü romanlarda bunları çok fazla ne yazık ki bulamadım. Yani mesela Fuzuli Bayat'ın 2 ciltlik Türk mitolojik sistemi diye kitabı var ve gerçekten Türk mitolojisini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Fakat bütün unsurları tarihi romanlarda bulmak zaten mümkün. Devlet Ana'yı incelemişsinizdir herhalde. Evet. O sıklıkla bize böyle hem modern dünyanın, evet, ozanlarından Kemal, evet, Tahir hem de eski Türk inanışlarını tertemiz bir şekilde veriyor herhalde, evet, Devlet Ana'da. Evet, evet, çok Devlet belirgin bir eser. Başta Abdullah Ziya Kodanoğlu olmak üzere Feridun Fazıl Türkbençi, Turhan Tan, Oğuz Özdeş, Enver Behnan Şapolya, Murat Sertoğlu, Ziya Şakir, Zuhuri Danışman gibi yazarların eserlerini ben tezimde inceledim. Bu yazarların romanlarının birçoğunun ikinci baskısı yapılmamış. Yani tek baskıda kalmış. Bu 1908 ve 23 yılları arasında basılan romanlar ağırlıklı olarak 2. Abdülhamit dönemini eleştirmiştir. 1923 sonrasında Cumhuriyet'in ilanıyla beraber milli bilinç uyanır ve tarihi roman basımı artar. Bu romanlar genellikle popüler tarihi roman, macera romanı olarak tabir edebileceğimiz romanlardır. 1930'lu yıllardan sonra da Osmanlı tarihini konu alan romanlar yazılır. Bu romanlarda Osmanlı padişahlarının hayatları, işte haremde geçen olaylar, devlet içi entrikalar işlenir. 1950 ve ağırlıklı olarak 80 sonrası tarih roman basımında ve niteliğinde bir artış gösterir. Yani nitelik olarak 80 sonrası daha iyidir. Bir ilave, bazı yazarların kitapları yeniden yayınlanmaya başlandı. Aha. Mesela Turhan Tan'ın bütün romanlarında, evet, Çağrı Yayınları yayınladı yeniden birkaç sene içinde. Ziya Şakir'in bütün kitaplarını aldı, yayınladı. Yani bir ilgi var. O yazarların kitaplarında da bir ilgi, evet, görüyoruz o zamanlarda. Tarihe olan malum bir ilgi var. O da bir yansıması olarak o yazarlar artık yeniden okuyor. Evet, herhalde bu dizilerden kaynaklanıyor. Evet, aslında bunun sebepleri arasında Türk toplumunun da geçmişiyle barışması, böyle yavaş yavaş tarihe ilgi duyması da belki sayılabilir. Yalnız basılan bu eserlerin artışına rağmen bu romanlar edebiyilikten maalesef uzak, popüler diye tabir edilen sınıfın dışına çıkmaz. Okurların ilgisini çekmek için macera ögesi çok baskındır bu eserlerde. Sanki tarih bir araç olarak kullanılmıştır. Türk kültürünü tanıtmayı çok fazla başarabilmiş midir? Ben öyle düşünmüyorum. Cumhuriyet'le beraber 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları ve bir yıl sonra yapılan Türk Tarih Kongresi Türklük fikrini ön plana çıkarıyor ve Türklerin İslamiyet'ten önce ve büyük devletler kurup zengin bir medeniyete sahip olduğu düşüncesi vurgulanıyor. Ziya Gökalp'in tabii ki bunda en önemli etkisi var. Kozanoğlu'nun Kızıltuğ, Gültekin, Atlıhan, Kolsuz Kahraman, Kemalettin Şükrü'nün Bozkurt, Oğuzhan, Peyami Safa'nın Atilla, Oğuz Özdeş'in Oğuzhan romanlarında İslamiyet öncesi Türk tarihi anlatılır.
Bu romanlar Türkler Çinlilerle mücadele ederek varlıklarını korumaya çalışırlar. Kızıl Tuğ'da Otlu Karcı ve Çakır, Gültekin'de Gültekin, Kolsuz Kahraman'da Alpago, Atlı Handa ve Atilla romanında Atilla kahraman tiplerdir. Bu kişiler Türk ormanın bilincindedirler. Bütün mücadeleleri Türk milletinin menfaati doğrultusundadır. Türk mitolojisi tarih romanlarda yer almış mıdır? Sorusunun cevabına bakarsak, bulduğum tabiat unsurları, inanışları ve simgelerini düşünerek şu şekilde ben bir maddeleştirdim bulduğum sonuçları. Türk mitolojisi mantığıyla, felsefesiyle ve birikimiyle keşfedilmemiş bir hazinedir ve araştırılmayı beklemektedir. İslamiyet öncesi Türk tarihini anlatan romanlarda Türk mitolojisi daha fazla yer alır. Osmanlı tarihini anlatan romanlarda Türk mitolojik unsurlarını bulmak daha zordur. Çünkü Osmanlı tarihini anlatan romanlarda daha çok harem içi olaylar, entrikalar, yani biraz daha şöyle söyleyeyim, hani popüler türe hitap eden, evet, daha dizisi çekilmeye müsait romanlar. Türk mitolojisinin bel kemiğini oluşturan kahraman tipi Alp ve Alperen, genel tezimde yer verdiğim bütün romanlarda sıkça yer almaktadır. Yazarlarımız kendi tarihlerini anlatırken Türk kültürüne bağlı olmaktan çok hayali ve fantezi kişi ve olaylarla sadece okuyucuyu etkileme çabası içerisindedirler. Dediğim gibi romanların çoğu edebi olmaktan uzak, propaganda yönelik, romantik atmosferli, kolay okunan, mesajı açık olan romanlardır. 1930'lu ve 40'lı yıllarda gazetelerde tefrika halinde yayınlanan bu romanlarda yazarlar tarihi gerçeğe çok fazla önem vermiyorlar. Takip edilmek açısından merak unsuruna daha fazla önem verdikleri için kurgusal bir tarih oluşturmuşlardır. Özellikle Osmanlı devrini anlatan romanlarda bazı yazarlar bilinçli olarak bu dönemi kötüleyen, padişahlığı ve padişahları karalayıcı bir tavır takınırlar. Mesela Turhan Tan'ın böyle romanları var, o yani Osmanlı padişahlarının kadın düşkünü diyeyim. Gerçekten benim okumaktan pek haz etmediğim romanlardı. Ama tabii tezim için yine de okudum ama dediğim gibi bu romanları ben, hani bu romanlarla ben gençlere tarihin sevdirilmesi açıkçası fikrini anlamış değilim. Tarih romanların çoğunun ikinci baskısı yapılmamış, basılanlarsa bibliografyalarda yer almamıştır. Bu sebeplerle kitaplara, kütüphane katalogları taranarak ulaşmaya çalıştım. Zaten bazı yani bazılarını sadece isimlerinden tahmin ettim. Hani bu tarih roman olabilir ya da olamaz, ya da bazıları tarih roman olarak geçip şiir olarak da çıktığı oldu. Yani bunların tam bir dökümü yapılmamış. Yazarlarımız Türk mitolojisi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları için mitolojik kültürü eserlerin altyapısına yerleştirememişlerdir. İncelenen tarih aralığındaki hiçbir roman bu anlamda çok dolu sayılmaz. Ben tezimi bu şekilde özetlemeye çalıştım. Hocam bunların içinde en sizi etkileyen roman hangisi oldu? Yani okurken çok zevkli, hem de bizlerin de muhtemelen bildiği bir şey var mı? Yani Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü. Evet, tamam. Evet, Bozkurtlar diriliyor. Yani bu açıdan daha dolu sayılır. Hı-hı. Diğer işte Feridun Fazıl Türbelci'nin dışında. Osmanoğulları da iyi bir roman. Onun dışında Turhan Tan olsun, Kozanoğlu'nun romanları olsun. Gerçekten yani biraz cinsellik de içeren, edebi zevk vermeyen. Evet, açıkçası tezimden sonra hemen kaldırdığım, bir daha okumayı düşünmediğim romanlardı ne yazık ki. Ama 60 sonrası, 80 sonrası romanlarda sanırım Türk mitolojik unsurları daha fazla yer almakta. Hani bu da yani başka bu alanda çalışacak arkadaşlar için tavsiye edilebilir. Ve daha gerçekçi, öyle mi? Evet. Daha gerçekçi. Mesela yani Sebekçi Oğlu'nun olsun, evet. Böyle de Faruk Burak Osmancık, evet, ile Kemal Tahir'in Devlet Arası aslında bir, ikisi bile bir tez konusu olabilir. Evet, yani bu Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun, işte Turhan Tan'ın romanları, işte başında şöyle bir açıklama var. Gençlere tarih sevdirmek için yazıldığı söyleniyor. Ama maalesef yani bence gençlere okutulmaması gereken, çünkü gerçekten tarihten çok uzak ve çok çirkin. Dediğim gibi şeyler var ve çoğunda da mesela padişahları çok fazla kötüleyen, karalayan ifadeler kullanıldığını. Onu ben de merak ediyorum. Yani Ziya Gülkalp'te de bu var. Yani Osmanlı tarihini hiç görmez. Bir anda eski Türk tarihine gider. Yani o adeta dönemin veya becerinin diyelim bir şeyi midir, bir tavsiyesi midir?
Yani eski Türk tarihini yazın, sadece o döneme dikkatleri çekin. Osmanlı bir bakıma Ekvador'a çıkması gibi bir tavsiye de geliyor. Evet. Yani Cumhuriyet sonrasında hani biliyorsunuz bazı romanlarda da böyle bir Osmanlı çok yoğun eleştiren romanlar var. Sanırım Cumhuriyet sonrasında Osmanlı'ya karşı bir... Onun Avustralya'da için bir baskı var. Evet. Ahmet Refik Altınay'a da böyle şeyden söylenmiştir. En yetkili ağızdan. Daha Cumhuriyet'in tarihi yazılmadan sen nasıl Osmanlı tarihini yazarsın diye hakaret edici bir şekilde böyle o devrimin bir ülkenin tarafından. Evet. Şey, yeni sistemi Osmanlı Sarayı'nda. Bir makalesi şey, vardı galiba bu Cumhuriyet Kanunu diye. Yani bu bir kanun, bu bir herhalde oturması gereken değerin. Evet. Halka da benimsetilebilmesi için eskinin kötülenmesi gerekiyor veya onun ve bunu da en iyi romanlarla yapabiliyorsunuz. Evet. Çünkü halk oturup makaleleri ya da doktrinler üzerinden düşünmüyor. İşte romanları takip ediyorlar. Başka bir şey en iyi bu herhalde. Şimdi mitolojik bir bakıma olağanüstü haller. Evet. Değil mi? Efsaneler. Yani gerçekten yaşanmamış veya böyle yaşanamayacak belki bazı hadiseler. Yaşanmış olaylar da olabilir. Olaylar da olabilir. Evet. Ama genelde dayanmıştır şeyler dahi. Evet. İslamik'te de biliyorsunuz, İslam tarihinde de işte kerametler var, birbirin gece masalları var. Menkıbeler var. Menkıbeler var. Ve şunu merak ediyorum, bu Türk mitolojisi ile İslam efsaneleri veya İslam kerametleri diye. Buna hiç bu mukayese edildi mi? Yani benzer tarafları var mı? Böyle bir tez, tez yapılmış böyle. Tez yüksek lisans tezi zannedersem. Aslında İslamiyet'te de yani çok fazla mitolojik unsurlar var. Yani mitolojik hale dönüştürülen kısımlar. Mesela Hazreti Muhammed'in hayatında da mesela mitolojik kısımlar var. Yani belki hani şimdi bize ulaşan ne kadarı gerçek, ne kadarı efsaneleşmiş kısımlar. Bunları da tabii ki hani bu konunun uzmanları hani açıklayabilir belki ama. Birçok yerler de o şeyde mesela Akbil'de Hazreti Ali'nin atının ayağının izi olduğu söylüyor. Halbuki Hazreti Ali oraya gelmemiş. İşte evet. Yani İslamiyet'in içerisinde de çok karışmış mitolojik inançlar çok fazla var. Hani birbirine çok çok fazla karışmış. O Hayber Kalesi gibi kitaplar. Evet. Evet. Hatta bazı insanlar İslamiyet'i belki sadece yani mitolojik olarak yaşıyor. Hani o efsaneleriyle yaşıyor. Gerçeğinden çok uzak olarak yaşıyor. Hani diyebilirim. Yani bu tabii ki bunu ayırmak çok zor. Mesela Hristiyanlıkta da Yahudilikte de mesela Babil mitolojisinin çok fazla unsurları var. Hristiyanlıkta yine pek çok mitolojik unsurlar var. Yani insanlar seviyor efsaneleri. Evet. Yani benzer tarafları da var. Mesela ilk insanın yaratılması, işte dünyanın yaratılması, mesela mitolojideki anlatımıyla İslamiyet'teki anlatımının çok yakın olduğunu fark ediyoruz. Yani hani belki şöyle bir şey, ilk bir kez gerçeği anlatıldı, sonra bunlar zamanla aktarıla farklı şeyler eklene mitolojik hikayeler haline dönüşmüş de olabilir. Yani İnsanlar buna da şey, teşne, hatırlarsanız, bundan 10-15 sene kadar önce, belki o kadar zaman hatırlamıyorum, Fatıma'nın esrarı diye böyle gazetelerde görmüştüm. Portekiz'de, İspanya'da mı böyle bir tane bir heykel var orada işte, Meryem Hanım'ın gözünden kalktı şey, zaman zaman kanlıyla şeyler, kan yiyor. Heykel bu, bildiğiniz heykel. Evet. Ve hadise de 20. yüzyılda geçiyor, yani modern, o, bir de Avrupa'da geçiyor. İnsanlar ona inanıyorlar, onu görmek için oraya gidiyorlar. Ve şey yapıyorlar, belli bu şeylerden, hilelerden bir ziyade yapılmış. Kandırmadılar da bir zaman. İnsanlar hala ona inanıyorlar. Evet. Ve onu görmeye giden Avrupalılar oluyor. Hocam sorumuza, hocam da özür dileyerek, İslamiyet'le beraber mitoloji devam ettirilmiş. Cenk-nameler, Hamza-nameler, Hazreti Ali üzerine yazılmış, o kadar yazılmış değil de dilden dile anlatılan sözlü edebiyatta çok fazla efsaneleşmiş hikayeler var. Bundan dolayı da Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın da önde, bundan dolayı geçtiği de ileri sürülür. Böyle bir tez vardır. Aslında Hazreti Ali'nin işte savaşta göstermiş olduğu kahramanlıklar Anadolu coğrafyasından haliyle yazmak kültürü fazla değil, yazım kültürü fazla değil, sözlük kültürü dilden de dolaştıkları için işte Cenk-nameler'in, Hazreti Ali'nin kahramanlıkları ve Peygamberimizin mucizeleri bile önüne geçmiş.
O meslek meslek tahsubuyla da bulmuş olabilir. Yani o da var, onun da etkisi olduğu söylenir. Hocamızın da dediği gibi buna zaten mitoloji bizim evvelden getirdiğimiz hani yangın dediğim gibi bir kültürel benlik var. Bir de bizim evvelden getirmiş olduğumuz hazinemiz var. Bu yatkınlıktan dolayı hocam oluşturulmuş. İstanbul Üniversitesi'nde buna kadar çalışma yapılmış hocam, okumuş. Osmanlıcası sanırım Türkiye Türkçesine çevirmiş Çeknameler, Hamzanameler diye devam ediyormuş sanırım. Evet. Teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi'nde de ben şu an Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Müslüman kültürdeki mitolojik unsurlar diye bir yüksek lisans tezi yapılmış 1997'de. Evet. Orada mesela tezin içindekiler bölümünde şöyle var. Mitolojik kahraman olarak Hazreti Muhammed diye de bir başlık var. Yani hani belki Hazreti Muhammed'in hayatının da hani bize ne kadar gerçek olarak, ne kadar doğal olarak yansıttığını bilemiyorum. Mitolojik kısımları da halk arasında yaşıyor yani. Hani belki bizim de farkında olmadan doğru bildiğimiz şeyler aslında olmayabilir yani. Hani efsaneleşmiş kısımları da var. Yani çünkü bizde sevilen, beğenilen hani liderleri biz hemen böyle olağanüstü şeyler atfediyoruz, yüklüyoruz. Yani bu şekilde bir tez de yapılmış. Yani mitolojinin işte peygamber tasavvuru, Miraç kısmı ve Türk İslam mitolojisinde veli imajı da incelenmiş bununla ilgili. Belki daha detaylı araştırmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Başta şey söylemiştim. Mitolojisi çok tanrılı değildir. Kayra var, bir yani normal var. Evet. Ama hepsinde hani büyük bir tanrı var. Hani genel bir şey var. Gök tanrı var. Hı-hı. Onlar şey koruyucular. Koruyucu genel bir şey. Evet. Tek tanrı ama. Tekrar bunu Osman Fikri Sarkaya Hoca kesinlikle söylemem gerekir ki dedi. Ben kafasına okudum programda. Türkler tek tanrıdır. Ben bütün metni, ben onu bir zaman söylüyorum. Yani bu dedi zaten sonra çok tanrıdır diye duyuyorum dedi. Yani bu kitapları okuyan kişiler bile, okumamış kişiler söylüyor. Türkler tek tanrıdır dedi. İbrahim Kafesor Hoca'nın okulunda ciddi araştırmaları var. Evet, şu an kesinlikle, evet, bu kesinlikle bu şekilde arıyor. Ama diğer biri koruyucu ideler. Yani çocukları koruyan, kadınları koruyan. Ve bu da doğru. İslamiyet'in hemen kabul ediyorlar ya. Yani tek tanrını... Evet. Kızacım sen kurdun. İslamiyet'e daha yakın dururlar. Biz hemen kabul ediyoruz. Orta simitinin çoğunu okumuş birisi Osman Fikri İsak Kaya Hoca. Yani ben de böyle bir şey rastlamadım. Okumamış bir kişi bunu nasıl söyler bilmiyorum dedi. Kesinlikle bu konuda dediği noktaya koyuyorum. Tek tanrı dine mensup tuttuklar. Bir arkadaşım bana çok kızdı, benim oğlumun adı Kayra da sen nasıl tanrı ismi koyarsın diye çok şey yaptı. Ne tanrısıymış dedim. İşte hani Türk mitolojisinde tanrı, hayır Türkler tek tanrılıdır. Hani gök tanrı vardır ve işte sizin söylediklerinizi söyledi bunlar. Hani yardımcıları gibi düşün dedim hani o şekilde söyledik. Bu arada bayağı bir şey yaptı. Umay da koyuyoruz. Onu da söyledim. Yani Tomis var, Umay var mesela. Evet. Koruyucu ruh. Koruyucu şeyler. Bunlar da var. Onları kızın yüzüne gelip bana çatıyorsun. Ama öyle bir halkı var. Diyanet işleri başkanı mı? Yani bazı isimlerin konulmaması gerektiğini söyledi. Sanırım o da vardı diye hatırlıyorum. Ama Aykaya. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim.